Kaldığımız yerden devam ediyoruz Güne Bakış'a. Radyo Başkent'te ortak yayınımız sürüyor. Mesaj, fikir varsa X'ten ve de WhatsApp'tan beklediğimizi söyleyelim. İsrail-Filistin meselesini konuşacağız aslında. Soykırımı, katliamları, 7 Ekim'den bu yana devam eden katliamlarda 25 binden fazla insan hayatını kaybetti. 10 bini çocuk, 7 bini kadın. Yani olan yine masumlar oldu, her savaşta olduğu gibi. Ve geldik 26 Ocağı 2024 yılına. 4 aya yakın bir zaman geçti ve hala da devam ediyor saldırılar. Bugün Uluslararası Adalet Divanı'ndan bir karar çıkması bekleniyor. İhtiyati tedbir kararı, Güney Afrika'nın attığı adım doğrultusunda. Peki bu karar çıkar mı? Çıkarsa ne olur? İsrail geri adım atar mı? Ateşkes sağlanabilir mi? Ne olacak, ne bitecek hepsini konuşacağız. Aynı zamanda bölge, yani Orta Doğu deyince pek çok gelişme var. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde harekatlarımız devam ediyor. Aynı zamanda ABD acaba bölgeden çekilecek mi diye bir soru, bir iddia gündemde. Biraz bunu konuşacağız. Yani Irak ve Suriye'nin kuzeyinden çekilirse ne olur ne biter. Ve tabii İran-Pakistan meselesi ve yine Kızıldeniz'deki gelişmeler de gündemimizde olacak. Akademisyen Doktor Cüneyt Küsmen stüdyomuzda. Hemen başlayalım konuşmaya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Orta Doğu deyince tabii ki konuşacak yine çok şey var. İsrail, Filistin, İran, Pakistan, Suriye, Irak ve bölgesel diğer gelişmeler. Önce tabii ki en sıcak başlıktan başlayalım. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar 25 binden fazla insan hayatını kaybetti. Güney Afrika bir adım attı ilginç bir şekilde. Aslında Müslüman ülkelerden beklerdik bu adımı fakat Güney Afrika'dan geldi. Güzel ve gerçekten takdirlik bir davranış. Bugün de Uluslararası Adalet Divanı'ndan bir karar çıkması bekleniyor. Hem 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar, işte bir ateşkesin sağlanamaması, hem de bugün çıkacak karar doğrultusunda geldiğimiz son noktayı bir değerlendirir misiniz? Evet, şimdi tabii 110 günü aşkın bir süredir, yaklaşık 4 aydır, İsrail'in Gazze üzerindeki baskısı devam ediyor. Bu baskı giderek de şiddetleniyor. Tabii bunu 3 önemli safha üzerinden bakarsak 7 Ekim'den itibaren 27 Ekim'e kadar hatırlayacak olursak bir yoğun bir hava ateşleriyle bir bombardımanla baskı altına aldı Gazze'yi. Burada herhangi bir hedef veya belirlenmiş bir bölge söz konusu değildi bu 27 Ekim'e kadar geçen ilk safhada. Yani Gazze şeridinin tamamını ateş altına aldı. 27 Ekim'den sonra hatırlayacak olursak bir kara harekatı dillendirilmeye başlandı. Ve nitekim de bir hafta sonra başladı. Bu kara harekatı tabii bizim bildiğimiz anlamda bir kara harekatı olmadı. Özellikle Gazze şeridini ikiye ayırdı İsrail. Kuzey ve güney olmak üzere. Önceliğini kuzeye verdi, Gazze şehir merkezine ve buranın tamamını kuşattı kara birlikleriyle. Ama bu esnada yine hava bombardımanı devam etti. İşte İsrail için en zor süreç buradan itibaren başladı. Çünkü bu tür şehir savaşlarında kara birlikleri, yani piyade unsurları şehrin içerisine girdiği zaman temas olasılığı ve tehdidin belirsizliği giderek artıyor. Ve bunu İsrail yaşadı. Kasım'ın sonuna doğru ise bu sefer İsrail müdahalesini şeridin güneyine doğru yavaş yavaş kaydırmaya başladı. Yani o Han Yunus dediğimiz Gazze şeridinin güney kesimleri. Bu içinde olduğumuz bu dönem itibariyle de her iki bölgeyi, yani hem Gazze şehir merkezini hem Han Yunus'u müşterek bir şekilde baskı altına almaya başladı. Fakat şu bir gerçektir. Girmediğiniz bir teması gerçekleştirmediğiniz bir alanda, yani askeri açıdan söylüyorum bunu, herhangi bir alanı kontrol etme imkanı yoktur. Dolayısıyla İsrail bunu başlangıçta hep söylemiştik. İşte askeri hedefler ve politik hedefler birbirine uyumlu olmalıdır bir savaşta. Bu büyük, küçük, taktik, operatif seviyede hiçbir zaman fark etmez. Stratejik seviyede de aynıdır. Şimdi bu uyumsuzluğu yaşadığı için İsrail, Gazze şeridinde
icra etmek istediği bu harekatı kendi belirlediği hedefler doğrultusunda yönetemedi. Şimdi buradaki peki siyasi düşüncesi neydi İsrail'in? Birincisi Gazze'yi tamamen şehirde, Gazze'de yaşayanları, şeridin tamamında yaşayanları öncelikle demişti ki hatırlayacak olursak Mısır'a, Sina'ya göç etsinler, boşaltsınlar. Sonra bunu biraz daha yumuşattı. Bu sefer şeridin kuzeyinde yaşayanlar, yani Gazze şehir merkezinde yaşayanlar güneye göç etsinler diye. O hatırlayacak olursak bir Selahaddin yolu var. Kuzeyden güneye bölgeyi ikiye bölen. Bu yolu açık bulundurup buralarda bir kontrol neticesiyle Filistin halkını güneye doğru göç etmeye zorladı. Şimdi bunları niye anlatıyoruz? Biraz sonra konuşacağımız bu yargı sürecinde bunların hepsi birer Güney Afrika Cumhuriyeti hatta Türkiye tarafından gönderilen deliller kapsamında önemli hususlar. Şimdi burada tabii bu her iki alanda da yürüttüğü bu harekatta daha doğrusu bu alanlara topyekün hakim olamadığı için bu sefer nokta hedefler belirlemeye başladı. Çünkü burada şunu söylüyor her zaman İsrail, Hamas benim için bir terörist örgüttür. Filistin halkıyla bir şeyi yoktur. Dolayısıyla onun bulunduğu yerler benim için hedeftir. Ama bu zorluğu 7 Ekim'den itibaren yaşayan İsrail, Hamas'ı bir türlü bulamadı. Çünkü yerin altında mevzilenmiş, yerleşmiş ve orada kendisini tahkim etmiş bir silahlı grubu bulması da zaten çok zor. O zaman şunu yaptı. Belli hastaneler, önceki mülteci kampları gibi alanları hedef olarak gördü. Dedi ki Hamas'ın karargahları burada. İşte Şifa Hastanesi, Cibaliye mülteci kampı ondan sonra gibi bu alanlarda baskılamasını artırdı. Hatta hatırlayacak olursak yine Şifa Hastanesi'ne girdi. Yerin altında karargahı var dedi ve bulamadı. Bulamadı. İşte orada birkaç ikna edici özelliği olmayan bulgularla dünya kamuoyunu inandırmak istedi ama olmadı tabii. Buna Amerika bile inanmadı. Dolayısıyla bu süreç içerisindeki yapabildiği tek şey şehri yıkmak ve bu yıkımın neden olduğu tahribatla beraber, enkazla beraber Filistinlileri göçe zorlamak. Ama şöyle bir konu var. Bu da önemli. Nereye göçecek bu insanlar? Yani 2.7 milyona yakın bir nüfusa sahip olan bölge insanı, Filistinliler, Ürdün'e gidemezler. Ürdün zaten savaşın başladığından itibaren bir tavır koydu. Çok açıkladı bunu. Kendisinde 1.7 milyona yakın Filistinli'nin yaşadığını ifade etti. Lübnan'a gidemezler. Güney Lübnan zaten yerleşik hayatı düzenli olan bir bölge değil. Geriye bir Mısır kalıyor. Zaten Mısır da bunu, İsrail'de bunu biliyorsunuz, Sina'ya yerleşsinler, geçici kamplar kurulsun, çadır kentler kurulsun gibi bir takım ifadelerde bulundu. Yaklaşık 800 bine yakında Mısır'da yaşayan Filistinli var. Yani daha önce göç etmiş. Bu siyasi hedefi tutmadı. Bu işte mahkeme sürecinde yani yargılama sürecindeki önemli hususlardan bir tanesi olacak. Oldu da zaten. Şimdi bu olmayınca bu sefer şöyle bir siyasi hedefe yöneldi İsrail. Hamas'la Filistin halkı arasındaki o bağı kopartmak için bir takım propaganda faaliyetlerine girdi. İşte uçaklardan bildiriler attı. Siz Filistin halkına hitaben Hamas'la birlikte olduğunuz sürece bu yıkımı yaşayacaksınız. Size bu işte yıkıma neden olan Hamas'tır gibi. Ama baktı ki bu da olmadı. Yani bugün 1,5 milyona yakın Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerden işte toplam 700 bine yakını güneye göç etmiş. Dolayısıyla hemen hemen yarısı yine kuzeyde yaşıyor. O yıkıntılar enkazın arasında yaşam mücadelesi veriyorlar. Dolayısıyla bu şunu gösterdi İsrail'e, Filistin halkıyla Hamas arasındaki
O bağ devam ediyor, onu da kopartamadı. Şimdi baktı, bu da olmadı. Yani göçe zorladı, olmadı. Filistin-Hamas arasındaki bağı koparmak istedi, olmadı. Üçüncü olarak şunu denedi. Ulusal Filistin yönetimi içerisinde bir ikilik yaratmak. Zaten mevcutta El Fetih ile Hamas'ın arasında bir tam bir uyuşma yok. Ve El Fetih biraz daha ideolojik yapısı gereği İsrail'le bölgede bir anlaşmayı sürdürmek isteyen bir düşünceye hakim. Zaten biliyorsunuz o 93 Oslo anlaşmalarında falan El Fetih aktifti. Zaten Hamas'ın ortaya çıkması da bundan kaynaklandı. Dolayısıyla El Fetih gibi Hamas'ı da böyle yapabilir miyim? Yani İsrail'le bölge... Biraz daha teslimiyetçi. Evet, biraz daha uyumlu, yani İsrail uyumlu politikalarına fazla ses çıkarmayan tarzda bir yapıya dönüştürebilir miyim? Bunu düşündü. Fakat bu çok zor. Yani bir çatışma devam ederken bir Hamas'ı bu şekliyle yola getirmesi zaten mümkün değildi. Bir de şöyle bir durum var. Hamas, bu da bu üçüncü söylediğimiz kriterin bir devamı aslında. Bölgede devlet dışı savaş unsurları dediğimiz bu silahlı gruplar İran tarafından kontrol ediliyor büyük bir kısmı. Çünkü bunların tamamı Şii silahlı gruplar. Ve dolayısıyla İran buradaki hedefini öncelikle İsrail ve ondan sonra onun müttefiki olan, ayrılmaz bir parçası olan Amerika üzerine kurmuş. Dolayısıyla Orta Doğu'da karşı politikalar hep bu iki İsrail-Amerika karşıtlığı üzerinden yürütülüyor. Buna şimdi hem Şii silahlı gruplar hem Sünni silahlı gruplar bir birleşik bir cephe oluşturmuşlar. Bunu da İran sürekli imelendiriyor. İşte buna direniş ekseni deniliyor. Hizbullah, İslam-ı Cihat gibi yani Şii olmayan, yani düzeltiyorum, İslam-ı Cihat ve Hamas gibi Şii olmayan gruplar da bu yapının içerisinde. Çünkü İran bölgeye en büyük silahlı gücü, askeri desteği bu gruplara sağlayan İran. Dolayısıyla bunu da kopartması çok zor İsrail'in. Yani bölgedeki silahlı gruplar arasında fikir ayrılığı yaratmak veya İsrail politikasına karşı farklı bir düşünceye sahip olmalarını sağlamak, bunu da beceremedi. Bu gösterdiğimiz bu üç ana kriter İsrail'in bölgedeki siyasi önceki durumuna göre siyasi pozisyonunu da zorladı. Yani eskiden bir karar verdiği zaman Amerika'nın da desteğiyle özellikle bazı Arap ülkeleri üzerinden bu politikasını uygulatabiliyordu. Bunu da başaramadı. Şimdi bu başarısızlıklar İsrail'in iç kamuoyuna da yansıdı. Ve zaten bir savaş kabinesi adı altında kurulmuş bir yapı zaman zaman kendi arasında fikir ayrılıklarına düştü. Bunun da en önemli göstergelerinden bir tanesi rehineler konusu, biliyorsunuz. Çünkü İsrail iç kamuoyunda büyük bir baskı var. Rehinelerin kurtarılması ve getirilmesi konusunda. Bu çok önemli bir baskıyı teşkil ediyor. İkincisi de İsrail'in kara harekatı dediği bu faaliyette bir başarıya ulaşamaması. Çünkü bir etkinliğini gösteremediği sürece tam tersi zarar görüyor. İşte geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursak yine 21 İsrail askerinin bir Hamas saldırısı sonucu öldürülmesi çok büyük bir etki yarattı kamuoyunda. Bugüne kadar rakamlar çok sağlıklı değil tabii. Biz açık kaynaklara yansıyan rakamlar üzerinden gidiyoruz. 400'ü aşkın İsrail askerinin bu savaşta hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Hamas bunu 1500'lere kadar çıkarmış durumda o kendi açıklamalarında. Ama netice itibariyle hem teçhizat yönünden hem de insan yönünden İsrail'in de kaybı büyük bu süreç içerisinde.
Bu da tabii iç kamuoyuna olumsuz etki yaratıyor. Bir de çok önemli bir gelişme daha oldu bu süreçte. Gazze şeridinin doğusunda yer alan kibbutz dedikleri, yani oranın toprak mülkiyet hakkını İsrail kendi vatandaşlarına veriyor ve oranın emniyet ve asayişini o verdiği vatandaşlar üzerinden gerçekleştiriyor. Onları silahlandırıyor. Bu İsrail 1948'de kurulmasından itibaren gelen göçlerle toprak edindirme ve güvenliği sağlama politikasının bir devamı aslında. Buralarda şimdi Nahaloz gibi mesela, buralardaki yaşayan İsrailli vatandaşlar, yani Gazze'ye yakın kesimlerdeki İsrail kentlerinde, yerleşim yerlerindeki yaşayan İsrailler, İsrail hükümetine karşı tepkide bulunmaya başladı. Siz bu Hamas saldırısını biliyordunuz, göz yumdunuz ve dolayısıyla ilk etki bize geldi. Kayıpları biz burada verdik Hamas'a. İşte kaçırılanların çoğu zaten o sınır bölgesine yakın yerler gibi. Biz artık bu güvenlik işini yapmıyoruz gibi böyle protestolar oldu Tel Aviv'de. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde İsrail aslında hem politik açıdan hem askeri açıdan çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Fakat şunu da kendince bir fırsat biliyor. O da şu. Tabii bu daha önce de hatırlarsanız Nevi Bey konuşmuştuk bunu. Yani Hamas'ın saldırısı bir şey mi? 11 Eylül tarzı bir şey mi? Planlanmış mı? Bu işte İsrail'e bir fırsat sağlama mı? Mossad'ın böyle bir durumu var mıydı gibi. Tabii orası ayrı konu ama şu geldiğimiz nokta itibariyle İsrail'in ister planlı ister istihbarat yetersizliği diyelim, sonuçta bölgede arzu ettiği noktada değil. Şimdi bunlar devam ederken Amerika nasıl destekledi süreci? Hep biliyoruz, Amerika hep İsrail'in yanında bir meşru müdafaa çerçevesi içerisinde gördü. İsrail'i bu konuda hem politik açıdan hem askeri açıdan destekledi. Bu desteğini ona işte mühimmat temini, çünkü her gün bir bombalama devam ediyor. Bu bombayı imal edecek bir askeri kapasitenin günlük bu kadar sarfiyatın olduğu bir askeri sahada karşılaması mümkün değil. Dolayısıyla bunu temin etti. Ama şunu gördü. Yıpranan da bir İsrail var. Yani bu 100 günü aşmış bu süreçte istediğini elde edemeyen ama buna karşılık yıpranan bir İsrail var. Bu Amerika'nın da işine gelmiyor. Çünkü Orta Doğu'da İsrail'e çok ihtiyacı var Amerika'nın. Çünkü İsrail'den başka doğrudan bir organik yapıyla müttefiklik içerisinde olmadığı diğer ülkeler, olduğu tek ülke İsrail. Ve oradan koordine ediyor Orta Doğu'da, evet, zaten. Yani bunun dışında işte Suriye, Irak zaten parçalı bir yapıda. Lübnan istikrarsız bir konumda. Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, bundan askeri kapasiteleri Amerika'nın onları desteklediği ölçüde. İşte her birinde birer askeri üs var ama yani Orta Doğu'da hep bu da konuşuldu son iki aydır. Orta Doğu'da bir bölgesel savaş olur mu? Olursa kim katılır, nasıl yapar? Bu yapıya baktığınız zaman Amerika'nın Orta Doğu'da manevrasını gerçekleştirebileceği tek ülke İsrail ve onun askeri gücü. Ama şimdi bakıyorsunuz 100 günü aşkın bir sürede bu yıpranmış bir İsrail var. Yani çünkü savaş şu demek. Siz kendi askerinizi, kendi vatandaşınızı ikna edebildiğiniz ölçüde savaşı sürdürürsünüz. Bu kanıtlanmış bir şey. Bu da ikna yeteneği de nedir? İşte vatansever, milli duygular üzerinden gerçekleşir. Yani dolayısıyla bunu sürdürebilmeniz için de bu itici güce ihtiyacınız var. Şimdi 100 günü aşmış bir sürede yıpranan, iç kamuoyunda tepki gören bir İsrail, bir bölgesel, Orta Doğu'da bir bölgesel savaşın hazırlığı yapılırken
Dolayısıyla kullanabileceği, kullanamayacağı, onunla birlikte olamayacağı bir yapıya dönüşmüş durumda. Amerika bunu da bir an önce bu savaşın aslında sonlandırılmasını istiyor. Ama İsrail'in, Netanyahu'nun bu sefer kişisel politikaları devreye giriyor. Çünkü çok büyük vaatlerle geldi. Bu işi çözeceğini belirtti. Ve yanındaki savunma bakanı Gallant da, o da ikinci Netanyahu. Öyle de bakmak lazım. Yani ikisi de birbirini sürekli hareketlendiren, birbirlerine böyle kışkırtan bir yapıları var. Ve bu bakımdan işte insani ara dediğimiz, literatürü de bu da yeni girdi şimdi. Askeri açıdan hiçbir anlamı yok tabii. Ateşkes olmadığı sürece. Hocam sahada da bir anlamı yok ki. İnsani ara demek evet. Ne demek yani? Çekilip bir paydos, sonra saldırılar devam ediyor. Yani kesinlikle hiçbir uluslararası hukuki açıdan da bir tanımlaması yok. Ve bu işte birazcık hedef düzeltmeler, biraz toparlanma gibi yapıları içeriyordu. Bu bakımdan bunu bir an önce sonuçlandırması lazım. Bir de şöyle de bir süreç başladı. Bu Güney Afrika meselesine geleceğiz şimdi. Dünya artık bir soykırımın hep birlikte bu alanda izlendiğini gördü. Yani bunun hukuki olarak evet bir adı konmadı henüz. Ama bütün dünya burada bir katliam ve soykırımın yapıldığı konusunda hemfikir. Ve öyle. Yani 25 bin insanın öldürülmesi, bunlardan geçen hafta itibariyle 10 bin. 10 bin çocuk hocam. 15 bin değil mi? 10 bin çocuk, 10 bin, 7 bin evet. Kadın olması lazım. Yani son rakamı hatırlamıyorum. Ve bu çocukların da yanlış hatırlamıyorsam %10'unda uzuv kaybı var. Yani yaşayan çocukların. Yemek, su, enerji hepsi sıkıntılı. Evet, yani gündelik başta yaşamın hiçbir insanlar. Şeyi yok. Devamını sağlayacak hiçbir unsur yok. Bir de bunu giderek her gün artan bir miktarda görüyorsunuz. Bu tabii dünyada çok büyük bir tepki yarattı. Bunu da hisseden bir Amerika var. Çünkü bu anlamda Amerika biraz hassas. Çünkü bir Amerikan vatandaşı dediğiniz biliyorsunuz yani siyasi anlamda bir vatandaşlık yapısı var ama etnik yapısı Amerika'nın çok farklı. Bu Amerika'da aslında dünyadakinden daha fazla ses getirdi. Üniversitelerde özellikle öğrencilerin arasında bu. Çünkü Amerikan üniversitelerindeki öğrencilerin çok karmaşık bir yapısı var. Yani Hintlisi, Çinlisi, Arap, ondan sonra Avrupa'dan, her yerden, özellikle Güney Amerika'dan, Latin bölgelerden. Bu Amerika kamuoyunda da bir tek sesliliğe, yani bir protestoya yöneldi. Hatta bunu ben bir makalede okumuştum. İbranice, İngilizceye yazmışlar, yani İsrail'de yazılmış. Amerikan üniversitelerindeki buna rektörler de katıldı. Tabii tabii hocam. Hatta görevden alındılar sonrasında tabii. O tepkilerden ve dolayı. Ve bu yazıdan sonra işte İsrail'deki bu yapılan propagandada Amerika'daki bu rektörlerin, işte öğretim görevlilerinin bu protestoları kışkırttığı, görevlerinin dışında faaliyetlerde bulundu ve bunu Amerika'nın engellemesi gerektiği gibi çok yoğun şey yapıldı İsrail'de. Hatta rektörün biri de istifa etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bu Amerika için de zor bir durum. Yani kendi kamuoyunu o da kontrol etmek isteyecektir. Dolayısıyla Amerika kendisine dünya üzerinde biçtiği misyonu sürdürmek niyetinde ve yavaş yavaş Biden tarafından yapılan açıklamalarda bu savaşın sonlanması, işte bitirilmesi, hatta işte Blinken'ın yapmış olduğu turlarda, bölgeye yapmış olduğu temaslarda İsrail'in şeyini destekliyoruz, düşüncesini destekliyoruz ama Gazze'de artık bu işin sona ermesi gibi bir takım açıklamalar yapıldı. Fakat bu ne olursa olsun bu o kadar şey değil ama temelde katliamın bütün boyutlarıyla, gerçekliğiyle izlerini görüyoruz. Bir soykırımı, hatta bu soykırımı destekleyecek İsrail'in kendi dini düşünce yapısında da bununla ilgili emareler var.
Hatta bunu Netanyahu kendisi de biliyorsun şeyde söyledi. Bazı açıklamalarında işte Tevrat'tan alıntılar yaparak orada İsrailoğullarının yaşam alanını genişletmek ve bunu sürdürmek için düşman olarak gördükleri herkesin katledilmesi yönünde bir takım açıklamaları da bulundu. Bunlar işte giderek dozu arttığında artık bölgede yani genel yapısıyla bakarsanız askeri açıdan gelecekteki Orta Doğu'da yürütülecek askeri hareketliliğe zarar verecek bir İsrail, Amerika açısından konuşuyoruz. İsrail'in iç kamuoyu açısından değerlendirecek olursak hedeflerine ulaşamamış ve giderek yıpranan bir İsrail. Orta Doğu'daki silahlı gruplar üzerinden konuşursak evet gerçekten güçlenen de bir silahlı gruplanma yapısı var. İşte bu kendi aralarında büyük bir birliktelik var. Ve bunu bir de şu çıktı Nevi Bey, o da çok enteresandır. Bu süreçte biliyorsun Gazze saldırılarıyla beraber Amerikan askeri yığınaklanması başladı bölgeye. İşte uçak gemileri, filolar hem Kızıldeniz'e hem Doğu Akdeniz'de bir yığınaklanması oldu Amerika'nın. Buradan yapmış olduğu faaliyetlerle Orta Doğu'daki silahlı gruplara bir takım şeyler başladı. Amerika'nın taarruzi hareketleri başladı. Bunun karşılığında o silahlı grupların Amerika'daki üslerini, düzeltiyorum, Orta Doğu'daki Amerikan üslerine saldırıları başladı. Bu şimdi ben onu kuvvet sınamaları olarak görüyorum. Henüz yani bir savaşın, o da bir başka bir başlık ama yani bölgede bir geniş çaplı bir savaşın çıkma ihtimalini ben görmüyorum. Bu da şunu gördü Amerika burada. Bir tarafta Filistin'e angaje olmuş, orayı işte tamamen Hamas'ı yok etmek üzere kendini yoğunlaştırmış bir İsrail, Orta Doğu'da kendisine hasım olan diğer unsurlara karşı etkisizleşmeye başladı. Amerika bunu da gördü. Çünkü bu süreç devam ettiği sürece bu Şii askeri veya silahlı yapılanmaya katılımlar da artmaya başladı. Yani biz sadece şey olarak görmeyelim, işte Hizbullah ve Haçlı Şabi olarak görmeyelim. İsrail, İran'a yakın silahlı grupları. Çünkü yani ben geçen oturdum bir böyle bir çalışma yapayım dedim. Ya yani 13'e yakın büyüklü küçüklü İran yanlısı Şii silahlı grupları var. İran'ın dışında. İran'a yakın, İran'ın kurduğu, İran'ın yönettiği. Yani biz sadece Hizbullah diye... İran sınırında değil ama. Hayır, dışarıda, Orta Doğu'da. Yani özellikle Suriye'de, Suriye'nin bu karışık siyasi yapılanması içerisinde birçok böyle farklı isimlerde ama o şeyin, Kasım Süleymani'nin Orta Doğu'daki bu Şii silahlı gruplarının içerisinde yer alan birçok yapılanmalar var. Şimdi Amerika bunu da gördü. Bu bazen şöyle olur aslında. Bir alanda bir harekat icra etmeden önce, yani bu ister stratejik olsun, ister operatif sahada olsun, bir faaliyet, bir harekata geçmeden önce bu alanda kimler var, kimler yok, bunu anlamanız lazım. Yani tehdit. Tabii saldırı nereden gelecek? Tabii tehdidin yapısı nedir? Mesela bu Filistin, Gazze'deki bu olaylar, bu katliam, bu savaş Amerika için şu fırsatı verdi. Orta Doğu'daki tehdidin yapısını da ortaya çıkardı. Kim, nerede, ne kadar? Yani ne kadar silahlı grup var, nerede konuşlanmış, ne yapıyor? Kapasiteleri nedir? Mesela bunları da gördü. İşte bu belki de şöyle diyebiliriz. Savaş öncesi harekat analizi. Bu açıdan da Amerika'ya bir fikir vermiş olabilir. Çünkü mesela Husilerle Yemen'de bir şeyi var, mücadelesi var. Henüz orada bir kara operasyonu yok ama havadan sürekli bir baskı, denizden yapılan şeyler var, saldırılar var.
Mesela burayı çözmeye çalıştı. Bunun dışında Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki yapısını ortaya çıkarmaya çalıştı. Etkinliği nedir? Kapasitesi nedir? Onun dışında mesela Irak'ta, tabii Irak'ın tamamı için değil, Bağdat ve çevresi için, yine Suriye'de İdlib, Şam, Kuzey, Dera tarafları itibariyle bir Haçlı Şabi gerçeği var. Mesela İran'a yakın Şii gruplar içerisinde en etkili silahlı gruplar bunlar. Yani kapasitesi yüksek gruplar. Bunların imkan ve kabiliyetini gördü. Ne yapar, ne yapamaz. Dolayısıyla bir Orta Doğu fotoğrafı çıktı. Bunu aslında hep beraber izledik biz. Yani bütün dünya Orta Doğu'daki bu 4 aylık süreç içerisindeki bütün gelişmeleri birlikte görmüş olduk. Bunun tabii siyasi sonuçları da oldu. İşte bunlardan bir tanesi Türkiye'nin bölgede o Ukrayna Savaşı'ndan sonra üstlendiği ara buluculuk misyonunu burada da sürdürmek istedi Türkiye. Özellikle Ürdün ve Mısır'la birlikte bu savaşı sonlandırmak, katliama son vermek adına bu önemli bir faktördü. Onun dışında Irak merkezi hükümeti giderek Orta Doğu'daki bu hareketlenmeyi kendi üzerinde, yani Irak toprak bütünlüğü üzerinde etkisinin daha fazla olacağını düşündü. Yıkıcı etkisinin. Ve şeyi istemedi, Amerika'yı. Yani bölgeden çekilmesi, DAEŞ'la mücadele koalisyon kuvvetlerinin artık buradaki faaliyetlerine son vermesi istedi merkezi Irak hükümeti. Hatta görüşmelere de başladılar ama bu işte Irak'tan Amerika çekilecek diye birkaç... Evet, Amerikan bilgi, basında çıkan haberler var. Öyle bir bilgi yansıdı ama en son Pentagon, bununla ilgili bir niyetimiz yok. Yani buradaki kuvvet yapılanmamızı sürdüreceğiz. 2500'ü aşkın Amerikan askeri evet, var. Evet. Şeyde, Irak'ta. Parçalı bir yapıda. Ha, bunun miktarında değişiklikler olabilir ama varlığımızı sürdüreceğiz diye de Pentagon en son bir açıklama yaptı. Fakat şunu da inkar etmedi. Irak'ın bu konudaki talebini de değerlendiriyoruz. Yani bölgedeki Amerikan varlığını, aslında Amerikan varlığı da demiyor ona Irak. Koalisyon kuvvetleri bölgeden çıksın diyor. Doğrudan Amerika'yı da karşısına almak istemiyor Irak. Ama koalisyon deyince ABD de tabii, tabii ana kuvveti, ana çatıyı oluşturuyor. Başkalarının karargah bazında başka bir kuvveti yok orada. İşte Erbil'de, Musul'da, Süleymaniye'de Amerikan üsleri var. Hatta hala biz Amerikan üsleri diyoruz. Aslında bunlardan iki tanesi DAEŞ'la mücadele koalisyon evet, karargahı evet, diye geçiyor. Evet. Ama oradaki bütün ana unsuru da Amerikan birlikleri oluşturuyor. İşte birkaç İngiliz, Hollandalı falan, Fransız subaylar var ama o pek yani şeyi etkilemiyor. Dolayısıyla siyasi olarak böyle de bir gerçek var burada. Fakat burada çok enteresan bir şey var Nevi Bey. Bu süreç içerisinde Esad'dan çok böyle etkili bir siyasi bir çıkış görmedik. Yani böyle bir sessizliğini koruyor. İşte Rusya belki onu şey yapıyor, kontrol ettiği için belki öyle olabilir. Dolayısıyla Suriye'nin bu İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu bu katliama yönelik çok böyle kuvvetli bir ses duymadık Esad'dan. Bu da enteresan. Dolayısıyla yani Lübnan daha fazla ses çıkardı bu işe. Çünkü güneyde Hizbullah'ın yer alması, çünkü Hizbullah da biliyorsun İsrail'le orada birkaç saldırı eyleminde bulundu ve hala da devam ediyor. Hatta İsrail savaşı Lübnan'a da taşırız. Lübnan'ın tamamını da işgal ederiz gibi Netanyahu'nun açıklamaları var bu yönde. Bu bakımdan da önemli. Genel olarak baktığımızda Suudi Arabistan uzun bir süre o da sessiz kaldı. Ve sonra savaşın sonlanmasıyla beraber İsrail'le ara verdiğimiz normalleşme sürecine tekrar
başlayabiliriz gibi bir açıklaması oldu. Ürdün hiçbir şekilde görüşmelere bu tür bir en son Kahire'de bir zirve yapıldı. Bu savaşın sonlandırılması adına. Onun dışında o da pek fazla bir açıklaması yok. Çünkü Batı Şeria itibariyle en büyük zararı Ürdün göreceğini düşünüyor. Çünkü bir göç, ikinci bir göç dalgası daha gelirse neredeyse Ürdün'le nüfusu hemen hemen şey olacak, yaklaşacak. O açıdan çünkü bir ara İsrail Batı Şeria ve Kudüs taraflarını da zorladı. Yani orada aramalar yaptı. İşte çoğu Filistinliyi, orada yaşayan Filistinlileri aldı, götürdü. İşte sorgulama yaptı kendince. Dolayısıyla o da orada da eğer bir Gazze tarzı bir direniş başlasa İsrail'in yapacağı biliyorsun tamamen bir askeri baskı kurmak. O da ikinci bir göç dalgası yaratacaktı Ürdün'e. O tamamen sessiz kaldı. Hatta Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu talepleri bile duyarsız kaldı. Yani Türkiye ve Ürdün beraber bu konuda bir arabuluculuk olabilir mi? Yani savaşın sona ermesi adına. Onlara bile duyarsız kaldı Ürdün. Bu açıdan bakarsak, hatta Ürdün'ün bu sessizliği arabuluculuk, işte bu insani yardım görüşmeleri, rehinelerin salıverilmesi, ateşkes görüşmelerinin yapılması, bunların hepsi aslında Katar üzerinden gitti. Orada toplandılar. Hamas'ın yetkilileri de dahil, İsrail istihbarat unsurları falan hep o insani aralar Katar'da karar verildi biliyorsun. Bu bakımdan bizde artık şunu gösteriyor şu an içinde bulunduğumuz tablo. Yerle bir olmuş bir Gazze var. Sonuç olarak bunları söyleyebiliriz. Yetkisiz ve etkisiz bir Filistin ulusal yönetimi var Mahmut Abbas'ın liderliğinde. Sessiz kalan, diplomatik açıdan sessiz kalan bir Ürdün ve Mısır var. Komşu ülkeler olması nedeniyle. Bunda gayret gösteren bir Türkiye var. Bu işin sonlandırılması açısından. Ve bölgede Filistin'de yaşanan bu olayların zaten parçalı bir yapıda olan Irak'ın tamamen parçalanmasına neden olabilecek bir duruma dönüşmemesine çaba sarf eden bir Irak var. Onu da Amerikan varlığıyla, çünkü biliyorsun oradaki üsler sürekli drone saldırıları, füze saldırılarına maruz kalınca Amerika'nın, Irak'ta bu parçalı yapıyı daha da parçalatmamak adına biraz tepki veren bir Irak var. Güneyde giderek Husilerin kontrolünde olan bir Yemen var. Bu da çok enteresandır. Yani Orta Doğu'daki politik gelişmelerde bence en önemli kısım burasıdır, Yemen'dir. Ve dolayısıyla tamamen Orta Doğu bir kargaşanın içerisinde aslında. Siyasi bir kargaşa, öyle söyleyelim. Bu, eğer şunu da bahsetmek gerekirse, önümüzdeki kısa veya orta vadede Orta Doğu'da bir savaş olur mu? Veya bir bölgesel savaşa neden olur mu bu gelişmeler? Ben bu konuda yani genel görüşün biraz farklı düşünüyorum. Onun dışındayım. O da benim yaptığım yani incelemelerde bir bloklaşma oluşmadan, yani bir ittifaklar sistemi resmen kurulmadan, yani bugünkü konuşmalarda birbirlerini desteklemesi hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla bunlar resmi yönden ve karşılıklı savunma ve askeri işbirliğine gitmeden bir Orta Doğu'da bir savaşın çıkma ihtimali yok. Ama kuvvetin yapısı, tehdidin durumu, kim nerede konuşlanmış, ne yapıyor, kapasitesi nedir? Ama bu süreç içerisinde bunlar görüldü. Bu açıdan çok önemli. Bizi bu anlamda neresi ilgilendiriyor? Doğal olarak PKK terör örgütüyle hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ın kuzeyinde yapmış olduğumuz terörle mücadelenin her boyutu ilgilendiriyor. Biz meseleye oradan bakıyoruz. Yani bize olan kısmıyla ilgili söylüyorum.
Dolayısıyla karışık bir Orta Doğu'da evet bir yapılanma oluşacak. Ondan sonra artık hatlar kesinleşecek. Fakat böyle bir durumda bile Orta Doğu karışıktır her zaman için böyle. Yani Birinci Dünya Harbi'nin sonundan itibaren Orta Doğu durulmamıştır aslında. 1935'lerden itibaren bu süreç başlar. Böyle bir yapı içerisinde sınır güvenliğimiz öncelikli bizim. O sınırın ötesi de öncelikli. Şimdi durum şunu gösteriyor. Artık sınır öncelikliydi, yeterli değildi, ötesine geçtik. Şimdi bakıyoruz ki artık sınırın ötesi de öncelikli değil, derinliğine doğru bir geçiş var. Doğru. Ama şunu aklımızdan çıkarmayalım. Yani bu bazen yanlış algılanıyor. Yani derinliğine geçince biz Orta Doğu bataklığına saplanacağız diye bir kaide yok. Yani biz oralara varlık gösterme, hani konuşlanma, daimi kalma açısından değil. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım Nevi Bey. Orta Doğu'nun gerçeği bu. Siz eğer takip etmezseniz bir şekliyle gücünüzü ve etkinliğinizi orada hissettirmezseniz bu Orta Doğu'nun bu muammalar zinciri geliyor sizi buluyor. Mesela büyük liderin Atatürk'ün bu Orta Doğu yapısını yani Birinci Dünya Harbi'nden itibaren çözdüğünü şuradan anlıyoruz. Bağdat Paktı. Sadabat Paktı. Mesela bunlar bölgesel ittifaklar kurmuştur Atatürk dönemi dış politikasında. Yani Manda yönetimi ve hemen onun sonrasındaki işte 1936'dan itibaren orada Irak'ın tek başına İngiltere'nin mandasından çıktıktan sonraki yönetim. Bunların hepsi gelecekte bir sıkıntıya yol açacağını Atatürk'e göstermiştir. Mesela Balkan Antantı. Balkanlar da aslında tam oturmamıştır. Statüko yerleşmemiştir. Evet, Birinci Dünya Harbi sonrası manda yönetimleri kurulmuş. Bir harita yapısı oluşturulmuş. Ama güven vermiyor. Geleceğe yönelik değil. İşte Atatürk bunu görmüştür. Orada bir ittifaklar zinciri kurmuştur, bir yapısı. Dolayısıyla bugün de öyle. Bakın, Orta Doğu'nun güvenliğini sağlayacak hiçbir yapı yok. Karşılıklı anlayışı ve işbirliği geliştirecek ve herhangi bir savaş ihtimalini önleyecek hiçbir düşünce yapısı yok. İşte koalisyon kuvvetleri müşterek karargahı var. Kime karşı o da? DEAŞ'a karşı. Ama bakıyoruz DEAŞ'la mücadelede Amerika aslında bunun her yönüyle göstermiyor. Bunların hepsi tabii ileriki süreçte birer yapı şeklinde karşımıza çıkacak. Dolayısıyla evet Orta Doğu karışıktır. Bu karışıklığı çözebilmeniz için öngörü yeteneğiniz yüksek olmalı. Bu yetenekte o bölgede hem siyasi zaman zaman askeri ekonomik varlığınızla mümkün. Tam anlamıyla uzak kalmak da mümkün değil. Kesinlikle. Girmek de doğru değil. Evet. Hocam şu Kızıldeniz'i soracağım yine bu İsrail-Filistin meselesinde. Kızıldeniz'deki olaylarda Husilerin saldırıları da oldukça etkili. Sanırım İsrail'e bir tepki oradaki gemiler üzerinden gösteriliyor Husiler tarafından. Dünya ticaretinde rota değişiklikleri artık gündeme gelmeye başladı. Çünkü ümit burnunu dolaşırlarsa hem maddi hem de zaman kaybı olacak. Bu da enflasyonları tetikleyecek. Şimdi orada neler oluyor Kızıldeniz tarafında Husiler cephesinde? Bu Husilerin varlığı sadece bugünle kaim değil biliyorsunuz. Çok daha önceden. Orada Yemen'de yönetimi büyük bir ölçüde ele geçirmiş bir yapı. Ve kendi silahlı gücünü kurmuş. Ve oradaki yaşantıyı da kendi kurallarıyla belirleyen bir düşünce yapısı. Ve tamamen İran'a yakın. Bu tabii İsrail'in Filistin'de uygulamış olduğu bu baskı sonrası Husiler de buna katıldı. Aynı Hizbullah'ın güneyden Lübnan tarafından yaptığı gibi. Ama doğrudan bir savaşa müdahil olmamışlardı bunlar.
Burada şimdi şöyle bir durum daha var. Husilerin tek yapabileceği aslında bu Kızıldeniz ticaret geçişini etkilemek. Bu da ellerindeki işte bir takım kısa menzilli füzelerle yapıyorlar bunu. Böyle bir yapısı var. Buna dikkat edersek Amerika'nın henüz burada bir kara varlığı veya bir müdahale tarzı yok. İşte bunlar çok önemli. Yani Irak'ta biliyorsun yaptı. İşte Suriye'de yapmak istedi. Belki hani şöyle kabaca düşünürsek buraları hallettikten sonra Yemen'e sıra gelecekti. Yani bir Amerikan müdahalesi bir şekliyle. Yani oraya bir güvenlikleştirme kavramıyla belki dünya kamuoyuna bunu açıklayıp oraya da bir müdahalesi olabilecekti. Ama bunu yaparken de İsrail'e hep söylüyoruz. Bölgede yapacağı her işte İsrail'e ihtiyacı var. Ama şu anda İsrail'in Gazze ile olan şeyinden dolayı böyle bir yeteneği yok. İşte bunu Husiler değerlendiriyor zaten. Yani o yüzden çok rahat hareket edebiliyorlar. Evet. Amerika'da bu sadece gemilerden ve Suudi Arabistan'daki üslerinden kaldırdığı uçaklarla etki altına almaya çalışıyor. Ama bir Amerikan varlığı söz konusu değil Yemen'de. İşte o yüzden sırada Yemen olur mu veya nasıl olur? Amerika'nın bu konuda Yemen üzerinde bir çalışması var mı? Tabii onları çok bilmemiz mümkün değil. Ama şu da bir gerçek. İsrail yani Orta Doğu'daki müdahaleler artık topyekün değil, bölgesel olmaya başladı. Yani bir Suriye'yi, bir Irak'ı, bir Lübnan'ı, bir Yemen'i artık ayrı düşünmek lazım. O bakımdan önümüzdeki günlerde bu gelişmeleri göreceğiz. Peki Kızıldeniz'deki bu saldırılar, İsrail'in saldırıları devam ettikçe sürer mi? Sürer, sürer. Çünkü burası, ya aslında mesele şuna doğru gidiyor. Yani Orta Doğu'da bir harita çıkacak Nevi Bey. İşimiz. Öyle mi? Evet, durum onu gösteriyor. Yani bir şekliyle mevcut bu çizilmiş haritalar artık değişecek. Yani durum onu gösteriyor. Veya çok hani bunu söylemek istemem ama güçlü olan, yani bu kim olursa olsun, yani terörist veya paramiliter veya uluslararası diyelim ki bir kartel, kaçakçı, devletin bütün mekanizmalarını ele geçirdiği anda artık orayı yönetiyor. Mesela Meksika'daki bu yapılar da öyle. Hı hı. Yani Meksika sürekli bunlarla uğraşıyor. Uyuşturucu kartelleri. Yani şöyle bir sürece doğru da gidiyoruz aslında. Üniter devlet yapılarını bir şekliyle adına ne derseniz deyin bazı güçlerle artık bozmak, yani parçalamak ve üniter devlet yapısı parçalandıktan sonra da yeni sınırları çizmek. Yani bu artık netleşti. Yani bunu kim yaparsa yapsın önemli değil. Öyle görülüyor artık. İster Husiler Yemen'i ele geçirsin, İsterse işte Hizbullah Lübnan'ı ele geçirsin. Bu artık bir şey ifade etmiyor. Yeni bir sınır çizimi aşamasına gelindiğinde Orta Doğu'da bakacaksınız. Mesela bir Amerika, hani belki çok abartmış olabilirim, Husilerle masaya oturabilecek. Tamam, Yemen senin, Yemen'in yeni yapısı bu. Mesela Hizbullah, Güney de işte çok aktif. Aslında Lübnan'ın tamamında aktif Hizbullah. Mesela Lübnan, evet yeni yapısı bu. Evet sen de yönetimde sen de varsın. Bugün yani gücün yönettiği bir dünya var. İster bölgesel olsun, ister küresel olsun. Yani adaletin, insan haklarının, hukukun işlemediğini görüyoruz artık yani. Böyle bir duruma gidiyor. Bir de şöyle de bir, bu işin doğasında şöyle bir şey var. Yani
Bu tür silahlı grupları askeri yöntemlerle baş etmeniz de zorlaşıyor artık. Çünkü ideolojik güç askeri gücün her zaman üzerindedir. Yani bu ideolojik gücü tasfiye etmeniz lazım. Bu düşünce dünyasını yıkmanız lazım. Ya bunu siz işte Kızıldeniz'den kaldırdığınız, uçak gemilerinizden kaldırdığınız uçaklarla veya işte füzelerle Husileri yok edemezsiniz. Yani bu düşünce dünyasına girip bir başka bir metotlarla bu işi çözmeniz lazım. Yani onun da başka şeyleri var. Yani hem askeri tedbirlerle hem sosyal hem ekonomik tedbirlerle bu işi götürmeniz lazım. Şimdi Amerika ne derecede Yemen'de bu işe başarılı olabilir? Mümkün değil. Yani yapabileceği sadece füze atmak. Evet. Uçak kaldırıp işte drone veya İHA'larla Husileri gördüğü yerde vurmak. Bugün işte İsrail'in Hamas üzerinde yaptığı. Yani ben şunu çok iddialıyım. Bir gün İsrail Hamas'la masaya oturacak. Yani yok edemez. Çünkü bir Filistin davasını 1948'lerden, 1930'lardan itibaren bir Filistin'in siyasi bir mücadelesi var. Yani bu mücadelede yapılan bir anlaşma da var. İki devletli çözüm. Yani bunun artık uluslararası hukuki anlamda da kararı verilmiş. Bugün çok pasif bir El Fetih var. Hamas bu işi üstlenmiş artık. Zaten İsrail'in son aşamasında şunu da görüyoruz. Yani İsrail'e daha olumlu, daha ılımlı olan bir Hamas'ı kabul ederim düşüncesi de var artık. Evet, çok açık söylemiyor bunu ama işte yapmış ateşkesi de aslında bu açıdan istemiyor Hamas'la. Yani oturup karşılıklı bir ateşkes bir metin demek. Ortak bir irade metni demek aslında uluslararası hukukta. Yani ben karşılıklı olarak şeyi bitiriyorum, savaşı. Hı hı. Her ateşkesten sonra da biliyorsunuz bir geleceğe yönelik bir barış esasları kurulur. Bu sürece girmek istemiyor İsrail. Belki buna başka bir metotla, bir yeni bir aktörle bu iş olabilir. Dolayısıyla günümüz dünyasının temel sorunu silahlı ideolojik yapılanmalara tabi gruplarla baş etme mücadelesi. Bunu da en iyi yapan ve bunda en başarılı olan da Türkiye. Dolayısıyla Orta Doğu bu konuda çok şey, uygun bir zemin oluşturuyor. Biraz önce söyledim, 13 tane şey var, Şii silahlı grup İran var. Destekli. Yani 14-15 olmamasını engelleyecek hiçbir şey yok. O bakımdan kimse de böyle bir bölgesel savaşta, mesela şu soruyu sormak lazım. Orta Doğu'da savaş çıktı. Kim kimle savaşacak? Doğru. Yani bu soruyu sormak lazım. Yani, Suudi Arabistan Katar'la mı? Ya kimle savaşacak? Lübnan Yemen'le mi? Yani İran kimle savaşacak Orta Doğu'da? Amerika ile. O Orta Doğu savaşı değil ki. O Amerikan İran savaşıdır. Ha tabii tabii. Bu o zaman Amerikan İran savaşında yani ne olacak? İran'ın diyelim yapısı müdahale etti. Bir Irak benzeri harekatı Amerika İran'da mı yapacak? Mümkün değil. Yani bir bakın bunlar çok dokular çok farklı. Irak bugün o dokunun parçalı olduğunu şuradan görüyoruz. Bugün Irak'ta başbakanlık Şiilerde. Meclis başkanlığı Sünnilerde, Cumhurbaşkanlığı Kürtlerde. Hı hı. İran'da böyle bir yapı yok. Yani var da bu kadar şey daha baskın bir yapısı var İran'ın. Evet, kuzeyde mesela Güney Azerbaycan dediğimiz orada Türkler yaşıyor. İşte Tebriz gibi o yukarıdaki kesimlerde. Ama bu etnik yapı İran'da şeylerin daha fazla. Yani Farisilerin daha fazla öyle diyelim. Dolayısıyla bunların hepsi savaşın temel kuralları oldu artık. Bu kurallar geleceği de belirliyor, şekillendiriyor. Meseleye böyle bakmak lazım. Ama bir karışıklık
Önümüzdeki günlerde yeni şeylere de habercisi olur mutlaka. Dolayısıyla bunun uluslararası hukuk açısından Adalet Divanı'nın vereceği karar da çok önemli. Bu en azından biraz tansiyonu düşürüyor. Bu tür sürekli kışkırtma politikaları üzerinden yürüyen devletleri engelliyor, engelleyebildiği ölçüde. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bugüne biraz bakalım hocam. İhtiyati tedbir kararı çıkar mı, çıkarsa ne olur? İsrail durdurur mu peki? Bu mutlaka yaptırımı var bunun. İhtiyati tedbir kararı aslında esasa ilişkin bir karar değil biliyorsun. Esasa ilişkin karar, yani soykırım yapılmıştır kararı, aslında uzun bir sürece dayalıyor. Tabii. Daha sonra. İhtiyati tedbir kararı şu aslında özünde. Soykırım öncesi meydana gelebilecek zararların önlenmesine dair tedbirler bütünü. Bu da enteresan. Yani ama soykırım zaten bugüne kadar oldu. Evet. Elinde de bir şey kalmadı. Yani diyor ki Adalet Divanı, bu iş hemen bitsin. Yani çatışma. Bunun devamında artık daha ağır bir hasar oluşacak. Bunu önlensin, dursun. Sonraki soykırıma ait esas yani şeyler daha sonraki esasa ilişkin görüşmelerde karar verilir şeklinde bir düşüncesi var. Yani yapı böyle çalışıyor aslında işin gerçeği. Bu tabii uluslararası hukukun soykırım ve savaş suçlarına ait kriterleri, delillerin çoğu var burada. Bunu Güney Afrika Cumhuriyeti, hatta Türkiye'den elde ettiği deliller de var. Onlar da sunuldu. Evet, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları, videoları. Bu konuda çok önemli deliller var. Dolayısıyla bu karar sonrası Amerika bu kararı gerekçe gösterip sanırım bir şeye, İsrail'e bir şey uygulayacak. Yani, ateşkesi mi zorlayacak? Evet. Ama ben şuna inanıyorum. İsrail bir ateşkes imzalamaz. Yani karşısında Hamas'ı... Yani gelen açıklamalar da öyle. Ateşkes taraftarı değil. Ya buna başka bir formül bulacaklar. Hani duraksamayla bir formül bulmuşlardı ya, insani ara gibi. Buna da mesela şöyle olabilir. Çatışmaların nihai safhaya geçmesi gibi, böyle yeni bir tabir. Anladım. Yani karşıda Hamas'ı görmek istemiyor. Oturmak istemiyor. Onunla bir şey, mutabakat gibi bir metin imzalamak istemiyor. Anladım. Yani, muhatap almadan bir adım atacak. Evet. Yani böyle bir şeyle, yeni bir kavramla karşımıza çıkabilir. Bu kavram işte yani bu durumun da garantisini İsrail Amerika üzerinden peki yani kabul etmediği, muhatap almadığı Hamas'ın Filistin'in garantisini kim sağlayacak? Muhtemelen o da Mısır. Yani Amerika Mısır üzerinden bir daimi çatışmanın daimi sonlandırılması metni mesela. Böyle bir metin gibi bir şey karşımıza çıkabilir. Bu karardan sonra tabii. Ve dolayısıyla bunda da Türkiye biliyorsun hep garantör olmak istedi. Ama Türkiye'yi yanaştırmıyorlar yani bu şey üzerinde. Amerika ve Mısır muhtemelen bu süreçte biraz daha aktif olabilir. Cüneyt Hocam çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Umarım bahsettiğiniz şekilde çatışmaların son bulduğu, hangi tabir olursa olsun, ateşkesi olmasa da bambaşka bir insani boyuta evrildiği süreci gördüğümüz süreçte konuşmak isteriz tekrar. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, şimdi hocamızı uğurluyoruz ve haberlerle devam edeceğiz. Tabii Orta Doğu'ya bakacağız. Bölgesel gelişmeler oldukça hızlı şekilde değişiyor ve şekilleniyor. Bakalım gündemde neler var.